Sodev Gencin Hukuk Söyleşilerinin bu hafta 9.'suna hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Türk hukukunun duayen isimlerinden yaşayan efsanesi Profesör Doktor Rona Aybay. Rona hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Efsane kısmı hariç merhaba. Buyurun, dinliyorum. Rona hocam, ilk sorum insan hakları ile ilgili olacak. Evet. Siz hocam İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne Türkiye'nin katılışıyla ilgili bir kitap kaleme aldınız. Aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni de uygulamak için Bosna Hersek İnsan Hakları Mahkemesi'nde yargıç olarak görev yaptınız. Bu iki görevinizi de ikisini de göz önünde bulundurarak bu iki döküman yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Türk hukukunda insan hakları bağlamında ne tür bir fonksiyon icra etti hocam? Efendim, bir kere ilk önce İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi dediniz, sonra bildirgesi dediniz. Ben de bir üçüncü olsun diye İnsan Hakları Evrensel Bildirisi diyeceğim. Bu iki belgeden özellikle İnsan Hakları Evrensel Bildirisi çok önemlidir. Ve şöyle bir ilginç yanı var. Genellikle zannedilenin aksine İnsan Hakları Evrensel Bildirisi bağlayıcı bir hukuk metni değildir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca kabul edilmiş binlerce ve binlerce karardan bir tanesidir. Hukuki, teknik hukuk anlamındaki niteliği açısından hiçbir bağlayıcılığı olmayan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yüzlerce, binlerce benzeri olan bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıdır. Ve dediğim gibi hukuki bağlayıcılığı olmayan, hiçbir bağlayıcılığı olsa tavsiye niteliğinde, salık verme niteliğinde bir belgedir. Ama içeriği bakımından çok büyük bir saygınlık kazanmıştır. Kendisinden sonra yapılan insan hakları alanında yüzlerce binlerce çeşitli metinlerde hep göndermede bulunulan bir metin olmuştur. Örneğin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin de girişinde İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'ne bir gönderme vardır. Dolayısıyla manevi bakımdan büyük bir etkisi olmuştur insan haklarının dünya çapındaki gelişmesi üzerinde. Türkiye'nin insan hakları evrensel bildirisiyle ilgili durumu ise biraz acıklıdır. Çünkü insan hakları evrensel bildirisi Türkiye'de doğru dürüst bir çevresi bugüne kadar resmi olarak yapılmış değildir. İlk defa Türkiye İnsan Hakları içeriği bakımından çok büyük bir evrensel bildirisinin kabul edildiği Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na bir delegasyonla katılmıştır. Fakat kendisinden sonra yapılan insan hazırlık çalışmalarında hiçbir varlık göstermiş değildir. Batı grubu denilen ABD, İngiltere falan çeşitli belirtimlerde ile birlikte aynı yönde metin olmuştur. Örneğin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi değildir bizim delegasyon. Vardır. Zaten 1948 yılı Türkiye'de henüz tek bir dönemdir. İnsan hakları konusunda bilgi ve literatür hemen hemen hiç yoktur. Ancak 1900 çok büyük bir saygınlık kazanmıştır. 148 bildirisiyle ilgili ve insan hakları kendisinden sonra yapılan biraz acıklıdır. Çünkü hiçbir hukuksal zorunluluk olmadı. Göndermede bunu Türkiye'de doğru dürüsttür örneğin. Halbuki resmi gazetede yayınlanacak metinlerin kanunla belirlenmiş bir resmi olarak yapılmış değildir. Bir şey vardır, listesi vardır. İnsan hakları evrensel bildirisi o defa bu nedir. Fakat yine evrensel bildirinin bir maddesine göre dolayısıyla manevi bakımdan büyük bir bildiriyi üye devletler yani Birleşmiş Milletler'e üye devletler
kendi ülkelerinde duyurmak. Türkiye'nin için işte türlü yollara başvuracaktır. Yani göstermiş değildir. Batı gruplaştırılması için olsa olsa bu gerekçe olur. Yoksa resmi gazetede yayınlanacak bir metin değildir. Dediğim gibi Birleşmiş bir özellik göstermiş değildir bizim de durumumuzdadır. Ama hadi yayınlanmış diyelim. Zaten 1948 yılı Türkiye'de henüz tek partide birisi yönetim. Onu da anlıyorum çünkü o zaman hemen hemen hiç yoktur. İlk defa Türkiye insanlı gelişmişlikte bir dil değil. Ve insan hakları evrensel bilirse, maalesef üzülerek söylüyorum. Onun için çeviri yanlışlarını fazla eleştirmeye değer bulmuyorum. Ya kendimde o hakkı görmüyorum. Aynı yönde atlanmış. Bak, resmi gazetede yayınlanacak metinlerin kanunla belirli maddeler var. Atlanmış hükümler var. Bunları o çalışmamda göstermiştim. Daha da vahim listesi vardır. İnsan hakları evrensel bildirisi. Listeye geçtik. Evrensel bildirimi ile ilgili. Şimdi Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Kurulu 1997 yılında verilmiş bir kararında aynen şöyle diyor. İnsan hakları evrensel bildirisi. Şimdi Yargıtay İçtihatları Birleştirme Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in tüm üyelerinin imzalayıp onayladığı bir metin. Şimdi burada birkaç tane yanlış var. Hepsi birbirinden önemli. İnsan hakları evrensel bildirisi Türkiye ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı. Dolayısıyla oylama suretiyle kabul edilmiştir. Yani imzalanması söz konusu değildir. Bir uluslararası antlaşma değildir ki imzalansın. Yine bir uluslararası antlaşma değil ki onaylanmış olsun. Şimdi bu etti iki yanlış. Üçüncü yanlış. Birleşmiş Milletler'in tüm üyelerinin diyor. Hayır. Bildiriye oylamaya katılan üyelerin tümü olumlu oy vermiş değildir. Olumsuz oy veren olmamış ise de çekimser oy kullanmış olan devletler vardır. Bunlardan 5 tanesi Sovyetler Birliği ve Sosyalist Blok ülkesi onaylanmış olsun. İki yanlış dedi. Birleşmiş Milletler'in bildiriye oylamaya katılan üyeleri tümü olumlu devletler metni olumsuz oy veren olumlu tersiz buldukları için fazla soyut buldukları için tümü olmuşlar fakat çekimser kalmışlardır. Bir diğer çekimser kalan sosyalist blok ülkeleri üye Güney Afrika'dır. O devletler apartheid politikası uygulayan bir hükümetle yönetimleri ve yuvarlıkları için fazla soyut buldukları için karşı çıkmamışlar, kalmışlardır. Ve olumlu oy vermeyen benim sırrı karşı çıkmamışlar, karşı oy vermemişler fakat çalamama göre son üye de Güney Afrika'dır. Hükümetin aykırı olduğu için İslam'la bağdaşmayan bazı yönler içerdiği için olumsuz değilse de çekimser oy vermiştir. Yani onun için onlar da olumlu oy vermemişlerdir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 üye çekimser olumlu oy vermeyen benim sıralamama göre son üye de Suudi Arabistan'dır. O da önce imzalanması bütün üyeler şeriat hükümlerinin kırıldığı için İslam'la bağlıdır. Böylece büyük bir olumsuz değilse de üzülerek söylüyorum. Yani yanlışım en üst düzey bir yargı organı tarafından yapılmış olması insan hakları konusunun Türkiye'de fazla ciddiye alınmadığının göstergelerinden 8 üye çekimser oy kullanmıştır. Yani büyük biridir. Yeteri kadar açık olabildik mi? Sorunuz varsa buyurun. Çok açık oldu hocam. Peki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Türkiye'de birinci sorum şu hocam. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi insan hakları evrensel bildirisinden ne tür farklılıkları içerir uygulama bakımından? Göstergelerini içerir. Ve ağırlıklı hükümler klasik insan hakları yahut özgürlükler hükümlerinin yanı sıra ekonomik ve sosyal haklara çok geniş yer vermiş olmasıdır. İnsan hakları evrensel bildirisinin hani saysanız %50'si ekonomik ve sosyal haklar
içeren çok geniş yer. %50'si maddelerden oluşur. Hani aşağı yukarı yarı yarıya diyeyim. Tabii bunun ölçüsü tartısı olmaz ama kabaca %50'si klasik ekonomik ve sosyal haklar. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bu bakımdan kesinlikle ayrılır insan hakları evrensel bildirisinden. Çünkü hiçbir sosyal hakka yer vermez. Sadece klasik haklar vardır. Bunun da çok çok tipik bir örneğini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir kararında çok güzel açıklamıştır. Örneğin insan hakları Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde işte konu dokunulmazlığı vardır diye kısaca ifade edeceğimiz bir madde var malum. Kimsenin konutuna ilke olarak dokunulamaz. Fakat o kararda şöyle diyor. Örneğin herhalde birisi başvuranlardan birisi veya başvuranlardan birinin avukatı böyle bir argüman ileri sürmüş. Yani ilke olarak dokunulamaz. Bir insanın konut dokunulmazlığından bahsedilebilmesi fakat lazım. Avrupa İnsan Mahkemesi de diyor ki bu bizim işimiz değil. Bu başvuranlardan birisi veya başvuranlardan birinin avukatı bir siyasi konudur. Gönül arzu eder ki herkesin bir konutu olsun ama biz sadece konutu olanların konut dokunulmazlığını korumak durumundayız. Aradaki farkı anlatayım. Fakat bildim zannediyorum. Ve tebrik ediyorum Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni. Bu çok açık ve net ortaya koymuş bu farkı. Hocam, sosyal haklardan bahsettiniz. Siz 1961 Anayasası Hazırlık İstatistik Sami Onar Komisyonu'nda, Hazırlık Komisyonu'nda görev aldınız. 1961 Anayasası sosyal hakları ilk defa sistemimize sokan anayasamız. Sizce 1961 yılından bugüne sosyal hakların Türkiye'de algılanışı nasıl değişti hocam? Onu bir noktayı açıklayayım. Ortaya koymuş bu farkı. Benim komisyondaki görevim, onlar komisyondaki görevim getir götür işlerine bakmaktan ibaret. Yani onun ötesinde anayasaya katkı yaptığımı söylemek yanlış olur. Yani sadece benim için değil, diğer bütün asistanlar arkadaşlar için de biz sadece sekreteryal işlerle ilgilendik. Şimdi sosyal hakların 61 Anayasası'na girmesi Türkiye'de hukuk açısından çok büyük devrim sayılacak bir aşamadır. O zaman özellikle Alman Anayasası'ndan esinlenerek denir ama Alman Anayasası ile ilgili biraz söyleyeceğim. Daha çok İtalyan Anayasası'ndan esinlenen bazı hükümler 61 Anayasası'na girmiştir. Alman Anayasası'nda ilginç bir şekilde devletin sosyal dünya savaşı sonrası Avrupa'da yeni yapılan anayasalar ve benzeri düzenlemelerde sosyal haklar kavramına yer verilmesi gereği hissedilmiştir. O dönemin Avrupa ülkelerindeki egemen güçlerce. Bunun sebepleri arasında İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği büyük yıkım ve İkinci Dünya Savaşı'na yol açan faşizm, gerek İtalya'da gerek Almanya'da faşist rejimlerin egemen olmasının getirdiği acıklı duruma bir tepki. Bir arasında İkinci Dünya Savaşı'nın İkinci Dünya Savaşı'nın hatta Avrupa ülkelerinde Almanya hariç, Fransa ve İtalya başta olmak üzere çok güçlü komünist partiler vardı. Yani bunlar rejimlerin egemen sebepleri arasında İkinci Dünya Savaşı'nı alan partilerdi. Onlara bir engel olmak düşüncesiyle de sosyal devlete, sosyal haklara ağırlık verilmiştir. Evet, Almanya rejimi hariç Fransa ve İtalya başta artık verdim mi yoksa biraz daha açayım mı siz söyleyin. Hocam peki Türkiye'deki anlayış, sosyal hakların algılanışı nasıl değişti sizce? İleride
Onlara ilginç bir şeydir. Anayasayı yapanların çabasıyla diye engel işte. Açıkçası Türkiye'de gel çok geniş hak kitleleri vardır dersek yanlış olur. Gerçi sendikacılık vardı fakat Demokrat Parti'de çabası sorunuza sendikacılık o diyebilirdi. Sınıf diyebilen çok güçlü bir şey yoktu. Türkiye'de sosyal hakları talep eden geniş hak dersek yanlış olur. Gerçi sendikacılık durumda sendikacılıkta sınıf kavramı aydınların, intelijans medyanın ve anayasayı yapan işte Muammer Aksoy gibi daha çok sosyal demokrat olan veya kendini o çizgide gören insanların eseridir diyebiliriz. Bir de o zamanki askeri işte Muammer Aksoy gibi daha çok 1960 devrimini yapan askerlerdi. Onlar da doğrusu bunu desteklediler sosyal devlet fikrine. 61 Anayasası'na öylece girmiş oldu. Ve bu bakımdan da 61 Anayasası dünyaya örnek bir anayasadır bu noktada. Ama bunun hakkını verebilir, bunu desteklediler sosyal, öylece girmiş oldu. Anayasası dünyaya örnek bir anayasadır bu noktada. Bunun hakkını verebilir mi derseniz hayır. Evet, buyurun. Hocam, güncel bir konu hakkında görüşünüzü almak istiyorum. Siz Gündüz Aybay'ın, Denizli'nin hukukçu kaptanı olarak bilinen Gündüz Aybay'ın erkek kardeşisiniz. Kendisi boğazlarla alakalı ilgili tüzüğün yazımında çok büyük emek sarf etti. Ve kendisinin Türkçe'ye de katkısı malum, Türkçe'ye olan ilgisi malum. Fakat iktidar İstanbul'un kuzeybatısında adı dahi Türkçe olmayan, Türkçe'ye uygun olmayan bir kanal yapmak istiyor. Üçüncü bir boğaz inşa etmeye çalışıyor. Adı Kanal İstanbul. Sizce hocam Montreux-Boğazlar Sözleşmesi açısından Türkiye'yi ne gibi sonuçlar bekliyor bu kanalın açılması halinde? Birincisi sizin de dediğiniz gibi adından başlayarak pek çok yanlış içeren bir konu bu. Kanal İstanbul diye Türkçe'de bir tamlama yok. İstanbul Kanalı olabilir olsaydı. Bu kanalın gerekliliği, gereksizliği tartışmasından önce Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nin Türk hukuku ve Cumhuriyet kazanımları açısından değerlendirilmesini yapmak gerekir düşünceme göre. Yani Montreux Sözleşmesi'nin Türk tarihindeki özel ve onurlu yerini hareket noktası almadan doğrudan doğruya Kanal İstanbul tartışmasına girmek bence uygun olmaz. Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nin önemini vurgulamak lazım ilk önce. Nedir Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nin önemi? Şimdi malum Türkiye Büyük Millet Meclisi rejiminin dünyada kendini resmen kabul ettirmesinin temel belgesi Lozan Antlaşması'dır. Gerçekten Türkiye o zamana kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti başka beyazlı devletlerce tanınmış durumdaydı ama daha geniş çapta ve Türkiye coğrafyasında tek yetkili hükümet olarak tanınması Lozan Barış Antlaşması ile sağlanmıştır. Bu çok önemlidir. Fakat Lozan Barış Antlaşması Türkiye'nin tapu senedidir denir. Ki doğrudur, bu bir doğru bir benzetmedir. Ama biz hukukçular biliriz ki tapu kayıtlarında bazı şerhler, kısıtlamalar, işte ittifak hakkı vesaire gibi haklar vardır. Yani mülkiyet hakkı belli bir taşınmaz mal üzerinde sınırlandırılmış olabilir tapu kaydıyla. Lozan'da eğer benzetmeyi devam ettirirsek, evet Türkiye'nin tapu senedidir ama bazı kayıtlarla. Nedir o kayıtlar? Boğazlarla ilgili olarak Türkiye'nin egemenliği kısıtlanmıştı. Boğazlardaki geçiş
güvenliğinin sağlanması ve geçişin düzenlenmesi bir uluslararası komisyona verilmiştir. Bu uluslararası komisyonun hatta bayrağı bile olacak. Yani bir tür devlet içinde devlet gibi bir nitelik taşıyordu. Ve başkanı Türk'tü yalnız. Onda çok önemliydi. Yani bir uluslararası komisyonda tabii her komitede, her komisyonda, her kurulda başkanın bir ağırlığı vardır ama uluslararası komisyonlarda daha önemlidir. Başkanın Türk olmasına olması bu bakımda önemliydi ama gene de Türkiye'nin boğazlar üzerindeki egemenliği sınırlıydı. Askerden arındırılmış bir bölge sayılıyordu Lozan'a göre boğazlar bölgesi. Yani Türk askeri çok sınırlı sayıda varlık gösterebiliyordu boğazlar bölgesinde. İşte Montreux-Boğazlar Sözleşmesi bu kayıtları kaldırmıştır. Atatürk Türkiye'sinde bu çok büyük bir başarıdır. Türkiye'yi bütün bu şey Boğazlar Komisyonu'ndan işte Türk azami 12 bin asker sokma gibi kayıtlardan filan tamamen arındırmış ve Boğazları bütünüyle Türkiye'nin herhangi bir noktasındaki egemenliğinden farklı olmayan bir statüye getirmiştir. Montreux-Boğazlar Sözleşmesi. Yani Lozan kadar önemlidir demek abartma olabilir ama yani hiç de önemsiz değildir. Lozan'a yakın önemlidir en azından Boğazlar Sözleşmesi. Türk Boğazları üzerinde Türkiye'nin egemenliği Montreux-Boğazlar Sözleşmesi ile kesin olarak kabul edilmiştir. Türkiye'nin uluslararası topluma karşı tek yükümlülüğü güvenli bir geçiş sağlamaktır ve belli sağlıkla ilgili bazı denetimler dışında denetim yapmadan serbest geçiş sağlamaktır. Dünyanın bütün devletlerinin bayrağını taşıyan gemilere. Dediğim gibi artık Boğazlar Komisyonu falan yoktur. Türkiye'nin tam egemenliği vardır. Şimdi bunun bu kadar üzerinde duruşumun nedeni şu. Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nin bugünkü dünya ortamında, bugünkü konjonktürde tartışmaya açılması Türkiye'nin son derece aleyhine bir durumdur. Amerika Birleşik Devletleri ilk gününden beri Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'ne karşı bir tavır almıştır. O boğazlardan serbestçe geçmek istemektedir. Çünkü sadece ticaret gemileri değil, özellikle Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nde Karadeniz'de kıyısı olmayan devletlerin savaş gemilerinin Karadeniz'e çıkışını engelleyen demeyeyim de sınırlayan çok ciddi hükümler vardır ve bu o zamanki Sovyetler Birliği, sonra bugün onun ardılı olan Rusya'yı rahatlatan hükümlerdir bunlar. Yani ayrıntısına girmeyeyim teknik ayrıntılar ama hem sayı olarak hem hacim olarak hem de kalma süresi olarak Karadeniz'de sahili olmayan devletlerin savaş gemilerinin Karadeniz'de kalmalarına çok ciddi kısıtlamalar getirilmişti ve bu Sovyetler Birliği'nin ve onun ardılı olan Rusya'nın çok önem verdiği kısıtlamalardır. Böylelikle Karadeniz'de kıyısı olmayan devletlerin savaş gemilerinin girmesine önemli bir engel ki bu Rusya'yı rahatlatan bir şeydir. Eğer bugün Montreux-Boğazlar Sözleşmesi tartışmaya açılırsa bundan Türkiye zararlı çıkacaktır. Bugünkü ortamda çünkü Türkiye dünyada yalnız durumda bugün uluslararası planda. Halbuki Montreux-Boğazlar Sözleşmesi 1936'da yapıldığı vakit Atatürk'ün önderliğinde Türkiye bayağı
uluslararası planda ağırlığı olan, sözü geçen bir devlettir. İşte Montreux-Boğazlar Sözleşmesi de bunun bir göstergesidir. Şimdi Kanal İstanbul açılırsa ne olur? Kanal İstanbul açılırsa bir kere Rusya bundan ki yani teknik olarak bir sürü sakıncası var. İşte Karadeniz'deki suların Ege'ye akması, böyle bir yapay yoldan akmasının getireceği çevresel büyük sorunlar olacağını söylüyorlar. Fay hatlarını bile etkileyemeye kadar varan sonuçları olacağını söyleyen uzmanlar var. Ki onlara ben girmiyorum, benim uzmanlık alanımın dışında sadece değinip geçiyorum. Ama benim uzmanlık alanımın içinde olan bir şeyi kesinlikle söyleyeyim. Boğazlar Sözleşmesi'ne göre geçiş serbestliği vardır. Bütün devlet gemilerinin ve bu ilk çok ufak bazı önlemeler dışında ilke olarak bedavadır. Yani boğazlardan geçen yabancı gemiler ilke olarak hiçbir para ödemeden, ufak tefek bazı ödemeler vardır. Onların ayrıntısına girmiyorum ama ilke olarak bedava geçerler. Kanal İstanbul denen bozuk bir Türkçe ile adına Kanal İstanbul denen kanal açılınca ne olacak? Oradan geçiş paralı mı olacak, bedava mı olacak? Ayrıca da kanal ne kadar geniş olursa olsun aynı anda birden çok geminin geçmesine elverişli olmayacağı için büyük bir hız da sağlamayacak. Hele ücretli olursa, ki ücretli olması lazım, o kadar milyonlarca dolarlık bir masrafla yapılacak bu şey, neye hizmet edecek? Savaş gemilerinin geçişi nasıl düzenlenecek? Montreux kuralları orada da geçerli olacak mı, Karadeniz'e çıkan savaş gemileri açısından filan? Yani gerçekten durduk yerde başımıza büyük bir gaile açmış olacağız. Onun için ben genelde sonunda sağduyunun egemen olması ve bu kanal işinden vazgeçilmesini hem diliyorum hem bekliyorum. Şimdi düşünün, eğer kanaldan paralı geçiyorsanız işletmecilikte temel işlevlerden biri bir işin yapılan iş, hizmet ne olursa olsun maliyetidir. Yani işletmecilik son tahlilde maliyet hesabına gelir dayanır. Bir şeyi en ucuz, en az masrafla nasıl elde edebilirim? Gemi işletmeciliği ise son derece titizlik isteyen bir iştir bu açıdan. Çünkü gemi çok masraflı bir alettir. Boş durduğu her saniye büyük masraf demektir. Dolayısıyla gemi işletmeciliğinde masrafların, giderlerin hesaplanması çok daha önem kazanır. Şimdi Boğaz'dan bedava geçmek varken Kanal İstanbul denen yerden para ödeyerek geçmek en azından bu noktada yanlıştır. Yani bunu işletmeciden bekleyemezsiniz. Daha ayrıntısına girmedim, bu kadar söyledim. Umarım yeterli olmuştur. Çok bilgilendirici oldu hocam. Çok teşekkür ederim. Son sorumu izniniz olursa size yöneltmek istiyorum. Buyurun. Hocam, siz İstanbul Fakültesi'nde Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'yla anayasa hukukunu gördünüz. Asistanken 1961 anayasasını yaşadınız. 1982 anayasası yapılırken 1402'lik olarak üniversiteden ihracınız söz konusu oldu. O 1982 anayasasına giden süreçteki haksızlıkları yaşadınız. Ve şu anda da 2017 anayasa değişiklikleri sonrası çok farklı bir sistemde yaşıyoruz. Evet. Türk Anayasası, Türkiye'nin anayasası sürekli değişmekte. Sizce bizim bu anayasa, siz Amerika'da Columbia Üniversitesi'nde de karşılaştırmalı hukuk üzerine çalıştınız. Ve Amerikan sistemini çok iyi biliyorsunuz. Sizce hocam, Türkiye'nin bu anayasa probleminin kaynağı ne? Türkiye'deki anayasa, sizin deyiminizde anayasasızlaşmanın sebebi ne? Valla buna şöyle bir giriş yapayım. 1961 Anayasası'nın yapıldığı sıralarda
bizim çevrelerimizde ve genel olarak Türkiye'de şöyle bir inanç vardı. İşte bir takım hukuk hocaları toplanacaklar, bir anayasa yapacaklar. Böylece Türkiye özlediği huzura, demokrasiye kavuşacak. Anayasa böyle bir tılsımlı nitelik kazanmıştı. Tabii bütün Türkiye'de demeyeyim ama Demokrat Parti taraftarı olanlar dışındaki halkta genel olarak böyle bir anayasaya özlem, anayasaya bağlanan büyük umutlar, anayasayla bütün sorunların çözüleceğine bir inanç vardı. Sanki anayasa bir sihirli değnekti, o yapılacak, her şey düze çıkacaktı. Ben bunu yaşadım yani şahsen de çevremden de öyle bir anayasaya büyük şey vardı. Bunun arkasından 61 Anayasası'nın büyük talihsizliği, kendisine inanmayan hatta kendisine karşı olan politikacıların elinde uygulanmasıdır. Ve onların elinde anayasa bu defa 180 derece ters bir açıdan değerlendirilmeye başlandı. Her şeyin suçlusu anayasa. Bu anayasayla devlet yönetilmez. İşte anayasada planlama teşkilatım var. Millet plan değil pilav istiyor gibi çok da böyle yüksek düzeyde mizah içeren şeyler, eleştiriler falan yapıldı. Bu defa anayasa her şeyin suçlusu haline getirildi. Türkiye'de maalesef bu oluyor, bir uçtan bir uca savruluyoruz. Anayasa bir hukuk metni sonuç olarak. Anayasayı anayasa yapan arkasındaki siyasal, sosyal güçlerdir. 61 Anayasası kağıt üzerinde fevkalade güzel, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en güzel anayasasıdır. Dünyaya örnek gösterilebilecek bir anayasadır. Fakat arkasında yeterli güç olmadığı için ekonomik, sosyal, siyasal anlamda 61 Anayasası maalesef hiçbir zaman tam anlamıyla uygulanmadı. Günümüzde ki anayasaya anayasa demek ne kadar caiz bilmiyorum. Yani şey bir yana, yani anayasa hukukunun temel bakımından eleştirilecek pek çok olduğu için olmalı. Ek olarak yazılış tekniği bakımından, yani anayasacılık tekniği bakımından da iler tarafı yoktur. Yani çelişkiler içindedir, doğru dürüst ifade edilememiştir filan. Hani bu için bir sanat tarafı vardır, bir de zanaat tarafı vardır. Yani hukukçulukta örneğin bir dava dilekçesi yazacağınız vakit bir içerik bakımından onun doyurucu olmasını, sağlam bir çelişkiye dayanmasını istersiniz, bu beklenir. İkincisi de düzgün bir ifade, İşte uygun bir sıralama, pasif plan beklenir. Bu da işin zanaat tarafıdır. İşte bu anayasada her iki tarafta çok aksamaktadır var olan anayasada. Ve bu böyle gitmeyecektir. Yani bu anayasayla gerçek, şimdi 61 Doğu Anayasası için söylenen sözü ben bunun için söyleyeyim. Bu anayasayla devlet, yani hukukçulukta örneğin bir dava dilekçesi yazacağınız vakit bir içerik bakımından onun üretilmez. Düzgün bir ifade. Faydalı olur ümidiyle benim 1963 yılında daha asistanken çıkarmış olduğum kitap karşılaştırmalı 1960 Anayasası'nı bir genç arkadaşımla yeni düzgün bir ifade işte diyoruz, güncelliyoruz. Umarım tamamlayabiliriz. Çok çetin bir iş çünkü. Umarım yeni bir anayasa çalışması yapılır ve o kitap o anayasayı yapmakla görevli olanlara faydalı olur. Hocam 61 Anayasası'nın da 82 Anayasası'nın da yazanları, hazırlayanlarını biliyoruz. Fakat bu son 2017 değişikliklerini ve 2010 değişikliklerini kimin kaleme aldığını bilmiyoruz. Bu sizce bir problem midir Türkiye için, anayasacılık için? Tabii canım. Yani anayasa metnin hangi kurullarda, hangi komisyonlarda, hangi tartışmalardan sonra yapıldığını bilmek hukuk, vatandaş olarak da fakat öncelikle hukukçu olarak hepimizin hakkı. Çünkü bir metin gerekçesiyle, hazırlık çalışmalarıyla birlikte değerlendirilebilir ancak.
Onun için bu sorunuz gayet yerinde ama cevabını ben de bilmiyorum. Hocam çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz, iyi ki bizi şereflendirdiniz. Sonra, son söylemek istediğiniz bir şey varsa lütfen buyurun. Sizin gibi gençlerin bu konulara ilgi göstermesini Türkiye açısından gerçekten çok önemli buluyorum. Çünkü genellikle yaşlılar gençlerden şikayet ederler. İşte bizim zamanımız şöyleydi, bizim zamanımız böyleydi, şimdi gençlik bozuldu falan derler. O duruma düşmek istemiyorum ama bugün gençlerin birçoğunda büsbütün haksız da olmayarak bu siyasi işlerle uğraşmaya karşı bir isteksizlik, bir uzaklaşma duygusu görüyorum ve üzülüyorum. Onun için sizlerin bu çalışmalarınız çok çok önemli. Çünkü apaçık bir gerçek ki bugünün gençleri yarın Türkiye'yi idare edecekler. Yani Türkiye uzaydan insanlar gelip yönetmeyeceğine göre yine bu toplumun yetiştirdiği insanlar başkan, başbakan, işte bakan, genel müdür, yönetici her neyse sizler olacaksınız. Sizlerin iyi yetişmeniz bu konularda gerçekten konulara biraz daha geniş bir ufuktan, geniş bir açıdan bakabilecek şekilde kendinizi yetiştirmeniz çok önemli. Onun için ben de sizi kutluyorum. Umarım bu yaygınlaşır. Yani gençler arasında efendim siyasete atılmak diye bir tabir var mesela. Siyaset böyle sanki bir çamur gibi ya şey gibi siyaset hakkı verilerek yapılırsa en saygın, en soylu bir iştir. Topluma bir hizmet yoludur. Yani bu bakımdan sizleri kutluyorum. Dediğim gibi şey demek istemiyorum. Ah ah gençlik bizim zamanımızdaydı. Şimdi gençlik bozuldu demek yüzeyselliğine düşmek istemiyorum. Onun için sizi kutluyorum. Güzel sözleriniz için çok teşekkür ederiz hocam. Başarılar dilerim. Çok sağ olun hocam. Herkese iyi haftalar diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.